Everybody, and welcome to the FC Copenhagen press conference. Everybody happy with audio? Yeah. Yes, good. Please, we have with us the captain Seca and manager Ståle Solbakken. And the floor is yours. Please fire away with questions. Oh, it's different, different competitions, first of all. But every game is important for us, and this is the next one. It's the most important. We want to perform well and take a good result home, and be again in our way to victories as well in the Superliga. Evet, soru şu şekildeydi. Ligde çok iyi günler geçirmiyorsunuz. Bu maç Avrupa'da çok iyi bir dönemdesiniz. Bu maç ile ilgili düşünceleriniz nedir? Cevap da şu şekilde. İkisi ayrı turnuva. Evet, Avrupa'da çok iyi durumdayız. Ve bu formumuzu devam ettirmek istiyoruz. Aynı bu formu burada kazanacağımız maçla beraber yeni bir başlangıç da yapmak istiyoruz ligimizde de. Yes. Elsker siste. Så jag gläder mig mer till att komma på bänken igen. Så Vad tror du det blir för en kamp? Speak English for you or are you? No, no, I'm Dansk også fint. Ja. Ja, det er ikke så godt. Nei, vi gleder oss riktig mai, det tror jeg. Det er jo jeg tror at spillerne er hårdt ramt av det de lavde på var det søndag, som er det ringeste jeg har sett i min tid i FCK. Da jeg har sett kampen igjennom, det var så ynkelig på alle parametre at jeg tror de er mai oppsatte, de som får sjansen til å rette det opp igjen. Og så gleder vi oss. Det er en historisk kamp for klubben i forhold til hvor vi er i turneringen. Vi er to kamper unna en kvartfinale i Europa. Og vi har satt en rekke sammen nå over lang, lang tid med gode utebanekamper, så det håper vi at vi kan fortsette med i morgen. Ja. Ja. Soru, iki tane soru vardı. Birincisi, Türk taraftarı karşısında çıkacağınız için düşünceleriniz nedir? Heyecanlıyız dedi. Taraftar karşısına çıkmaya çok sabırsızlıkla bekliyoruz. İkinci soru da maçla ilgili genel bir değerlendirme. Soru Ståle Solbakken'in cevabı şu şekildeydi. Pazar günü çok kötü bir maç geçirdik. Kariyerim boyunca en kötü maçlarımdan bir tanesiydi o. Bunun telafisini yapmak istiyoruz ve bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca yani tarihi bir maç bu bizim için. Çünkü yani çeyrek finale iki maçımızı kaldı kazanırsak. Ve bu kadar. Det vil ikke påvirke denne kampen. Altså denne kampen vil ikke påvirke overhovedet. Altså det så kan du se at turneringen beveger seg inn i en fase hvor den ikke er rettferdig. Da det ene holdet må spille uten tilskudd, og det andre kan spille med, så beveger du inn i en fase hvor konkurransefordelen for det ene holdet, etter min mening, er meget stor. Yeah. Men det har ingenting med den kampen her å gjøre. Den er vi forberedt på. Og så må vi se om vi setter ut 30.000 utstoppe dokker til neste kamp. Nei, glem det sist. Yani bu maç üzerinde pek bir şey değişmeyecek. Tabii ki oradaki maç çok şey değişecek. Çünkü hani iki maç, iki ayaklı bir maç. Onların yani Başakşehir futbol takımının sahasında oynanacak maçta arkalarına taraftar olması da tabii ki onların için bir avantaj olacak. Ve bu avantajdan biz yoksun olacağız önümüzdeki maçta. Dolayısıyla bu maçta değişen bir şey olmayacak bizim adımıza. Ama rövanşta tabii ki taraftarımızın olması bir sıkıntı bizim için. Ama bunun için de hazırlıktayız, dedi.
Vi har mange mangler, men ingen skader. Eksiğimiz çok ama sakatlarımız yok diye cevapladı kendisi. Evet. Yeah, I agree with him. We have seen and we have spoke about, so I agree with him. Evet, soru şu şekildeydi. Hoca, bir önceki maç kariyerimin en kötü maçıydı Kopenhag'daki. Zeka'ya soruldu bu soru. Zeka da katılıyor musunuz dedi, sordu Zeka'ya. Zeka da evet katılıyorum kesinlikle, bunu çok konuştuk takım arkadaşlarımızla ve hocamızla. Çok kötü bir maçtı. Bu şekilde. Jeg tror ingen riktig vet hvor det her ender for noen turneringer, enten det er Superliga, Champions League eller Euroleague. Jeg tror at vi må bare følge de anbefalinger og de hva skal vi si, retningslinjer som kommer, men det er et godt spørsmål, fordi at det kan skje meg bare i den tiden vi er her, og så og Mai kan se for neste torsdag, Mai kan se for neste Superliga-kamp, og Mai kan se, så vi er jo allerede inne i en fase, som jeg sa, at før at turneringen er i ferd med å bli. Evet, soru şu şekildeydi. Bugün Roma Sevilla'ya gidemeyeceğini açıkladı koronavirüs krizinden dolayı. Soru şu şekilde. Siz bu turnuvanın ertelenebileceği veya yani bitebileceği, yani sonuna kadar, finale kadar bitebileceğini düşünüyor musunuz? Düşünceleriniz nedir? Hocanın cevabı çok iyi bir soru bu. Ben de bilmiyorum tabii ki. Bizim yapabileceğimiz tek bir şey var. O da yetkili kişilerin, yetkili mercilerin ne diyorsa, onu o tavsiye ediyorsa bunları takip etmek ve onlara uymak. Onun dışında bir şey bilmiyoruz tabii ki. Bir beklentimiz de yok, bir düşüncemiz de yok. Yani bu Şampiyonlar Ligi'nde de olabilir, yerel liglerde de olabilir. Yetkililerin tavsiyelerine uyacağız. Eğer öyle bir şey olursa. Teşekkürler. Sometimes it's hard to the injuries when you have a lot of injuries and the squad is getting smaller, but is this what we want? We want to play the more competitions we can. But we are feeling good mentally and physically. Evet, soru Carlos Seca'ydı. 40 maç oynadınız. Fiziksel ve mental durumunuz nedir? Carlos'un cevabı şu şekildeydi. Evet, çok maç oynadık. Yoruluyoruz. Evet, ama etrafımızda çok iyi profesyoneller var, hocalar var. Bizi çok iyi, en iyi şekilde hazırlıyorlar. Sakatlıklar oluyor, evet olabilir, ama biz oynayabileceğimiz kadar oynamak istiyoruz, yani maç sayısını yükseltmek istiyoruz, burada dur demek istemiyoruz. Geçtiğimiz maç evet çok kötü bir sonuç aldık, tekrarlıyorum, ama bunu burada telafi etmek istiyoruz ve bu maç sayısını yükseltmek istiyoruz. Okay, last question here.